Merhaba arkadaşlar, bugün maalesef kötü bir haberimiz var. Ee, aslında bugün değildi ama ben biraz geç kaldım. Ee, video zaten çok kısa podcast şeklinde olacak. Yeni mikrofonum gelir gelmez de Undertale, e, The Coma, Friday Night Funkin, Minecraft serilerine de başlayacağım. Bir aksilik olmazsa. Yani uzun videolar sizi bekliyor olacak. Merak etmeyin. Bu akşam da saat 21.00'da canlı yayında olacağız. E, gelmeyi unutmayın. Bu konuyu derinlemesine bir konuşup sohbet ederiz. E, biraz da FNAF oynarız belki. E, yayında kasma dolmaz sorunu oluyordu artık yok ee, çözdüm o sorunları yayında serbest bir şekilde oyun oynayabileceğiz Reddit'e bakarız ee, Yani bekliyorum size güzel eğlenceli bir yayın olacağını düşünüyorum <laughs> çoğunuzun tahmin edeceği gibi bu haber Scott'un emekli olmasıydı ee, bu durum beni bayağı bir üzdü yani biliyorsunuz Ben önceki videoda bunun olabileceğini söylemiştim zaten e, bu sefer bırakabilir diye e, maalesef haklı çıktım. Keşke yanılısaydım. E, bu sefer ciddi ciddi emekli oldu. E, Davkonun videosunu izlemiştim bugün e, gün içinde. Ya, i̇çim bir tuhaf oldu yani ya. biraz üzüldüm gerçekten. E, hani videosunda e, Scott çok kibar bir insandı, çok iyi birisiydi. Haksızlığa uğradı tarzında bir şeyler diyordu. Yani cidden üzüldüm. E, ama bir yandan da çok sinir oldum e, Yanlış anlamayın e, Scott'a değil Fan kitlesine aşırı sinirlendim Bu Türk fan kitlesi e, Bilmiyorum e, yabancılara pek bakmadım ama Türkiye'de şöyle bir hava hakim olmaya başladı Genel olarak e, benim yorumlarda vesaire Yok abi Fnaf bitti hü Artık Fnaf yok Fnafsız nesiller gelecek İşte Scott olmadan Fnaf olur mu Gibisinden yorumlar olmaya başladı işte Bundan sonraki oyunları kale almayanlar Falan oldu e, Arkadaşlar Scott ölmedi sadece emekli oldu farkında mı yani eğer FNAF'ı bırakmak istiyorsanız bahane aramayın. Sıkıldım bırakıyorum deyin gitsin. Dürüst olun. Yani demek istediğim yeni oyunlar çıkarken tabii ki Scott'un düşüncelerini soracaklardır. Yani çizgiyi koruyacaklarını düşünüyorum. Pek farklı bir e, FNAF görmeyeceğiz. Yani Scott'un eksikliğini hisseder miyiz bilmiyorum ama sonuçta hikayeyi yazan o onun izni olmadan hiçbir şey değişmeyecektir diye düşünüyorum e, ve ayrıca çok güvendiğim bir kişi geçti dedi e, hani madem Scott'u bu kadar seviyorsunuz gitti diye bu kadar üzülüyorsunuz E güvendiği kişiye neden ön yargılı yaklaşıyorsunuz bu da hani bir kafama karıştırıyor yani e, bir sürü kanal e, fnaf kanalları gördüm hani içerik değiştirecek olanlar hani madem Scott kaptanı bu kadar seviyorsunuz güvendiği kişiye neden bu kadar ön yargılısınız belki daha iyi olacak bilemeyiz hani ne neden bir insanı, bir insana bu kadar önyargılı yaklaşılıyor ben onu anlamış değilim. Sonra bana Discord'dan olsun, YouTube'dan olsun, kendi arkadaşlarım olsun sordular. E, FNAF biter mi sence dediler. Bu, e, bu videoyu izlerken siz de muhtemelen soruyorsunuz FNAF biter mi? Ben de onlara şu şekilde söyledim size de söylemiş olayım. E, bu saatten sonra FNAF ya yükselecek, daha iyi yerlere gelecek. Ee, daha yeni fikirlerle, daha özgün fikirlerle, daha iyi yerlere, daha yeni şekillere gelecek. Ya da dibi boylayıp unutulacak diye düşünüyorum. Yani şahsen benim... Ee, düşüncem bu. Sizlerin düşüncelerini çok merak ediyorum tabii ki. Yorumlara konu hakkında bolca yorum atmayı unutmayın. Okumaya çalışacağım. Ee, canlı yayınlara bekliyorum. Bu akşamkine umarım açabilirim. Açamama ihtimalim tabii ki var. İnşallah açacağım. Bundan sonra her gün saat 21:00'da kanalımı kontrol etmeyi unutmayın. Canlı yayında olabiliriz. Her gün saat 21:00'da. Zaten söylemiştim kısa bir video olacağını. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.